Değerli izleyenler, Turizm Birliği'nin öncülüğünde kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, esnaflar Ulus Anıtı önünde bir araya geldiler. Bir araya gelme nedenleri var olan, mevcut ve artık geçinmenin mümkün kılınmadığı, herkesin kara kara yarın ne olacak diye düşündüğü zamlardı. Turizm Birliği tarafından Ulus Anıtı önünde düzenlenen protesto, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve esnafların katılımıyla gerçekleşti. CHP Milletvekili Jalil Nursüllü ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da protestoya destek verdi. Turizm Otelciler Derneği Başkanı Deniz Demir, zamlar üzerinden sabrımızı mı sınıyorsunuz diyerek tepkisini gösterdi. Bizler bacasız fabrikalarız. Turizm sektörünün ve esnafların hizmet sektörünün maliyetlerini bu kadar yükselttiğinizde ülkeye istihdam ve döviz anlamında en büyük gelir sağlayan sektöre bir metrelik bir bıçak sokuyorsunuz. Sonra da KDV'yi %7 indirdik diyorsunuz. Yani bir metrelik soktuğunuz bıçağın bir santimini geri çekiyorsunuz. Buna da sevinmemizi bekliyorsunuz ya. Bu şekilde işletmelerin, esnafın, otellerin, restoranların, eğlence mekanlarının, tüm sektör temsilcilerinin, halkın ya milletin ayakta kalmasını nasıl bekliyorsunuz? Televizyonlara çıkıyorsunuz, bizim sabrımızı mı sınıyorsunuz artık? Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da işletmelerin ayakta durabilmesi için fahiş zamların geri alınmasını istedi. Çarkların durma noktasına geldiği işletmelerimiz her geçen gün iş yapamazken zararları büyümeye devam etmektedir. Bizlere gelen şikayetler sabahtan akşama kadar devam ediyor. Şehrimizin her köşesinden esnaflar mail atıp telefon açıyor. Esnafımız ciddi anlamda zorlanıyor. Birçok esnafın elektrik faturası dükkan kirasından daha fazla geliyor. Esnafımız dolabını çalıştırmasın mı? Konuşmaların ardından yazar kasayı temsilen hesap makinesi, cep telefonu ve faturalar yakıldı. Nasılsın abi canım? Mağdur olan bütün esnaflarımızı simgeliyor. Ardından üzerine mumlar dikildi. Bundan sonra mum ışığında mı hizmet verelim mesajı verildi.